Piyasa masasından günaydın. Ben Zeynep Erataman, Burcu Kıratlı ile beraber her sabah olduğu üzere karşınızdayız. Bilanço sezonundan beklentiler başta olmak üzere pek çok başlığı ele almaya çalışacağız zamanımız yettiğince. Ama öncesinde ALB Yatırım'a dönelim ve araştırma yönetmeni Uğur Aydın'la konuşalım bu sabah. Uğur, hoş geldin yayınımıza. Bir taraftan 3. çeyrek bilançolarına geri sayıyoruz. O yüzden sektörel beklentilerini merak ediyoruz. Diğer taraftan da jeopolitik tansiyon gölgesinde bir güne daha uyandık. 3 günlük de yas ilan edilmiş olduğunu da bir kez daha hatırlatalım. Hatırlatalım ekranı yeni açanlar için. Günaydın, iyi yayınlar öncelikle. Evet, Borsa İstanbul'da senin de bahsettiğin bu jeopolitik endişeler önemli bir düzeltme hareketinin bahanesi oldu. Dün de 7842 seviyesinde gerileyerek günü kapattık. Tarihi zirve 8562'den yaklaşık %8.4'lük kayıp verdi endeks şu ana kadar ama tarihi zirvesinden %20'ye yakın değer kaybeden hisse senetleri de var Borsa İstanbul'da. O açıdan sadece endeks değil, endeksin içindeki hisse senetleri açısından da önemli bir düzeltme süreci içerisinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Hacimler de düşüyor. Borsa İstanbul'da dün 101,5 milyar TL'ye geriledi işlem hacmi. Yine para çıkışları devam ediyor. Birkaç haftadır yayınlarda da bahsediyorum. Yıldız pazar hisselerinde yoğunlaşan bir para çıkışı var. Dün de 1.6 milyar TL'lik net para çıkışı gerçekleşti piyasadan ve Bank of America'nın satışları yine piyasayı sürükledi. Tabii tepki alımı gelebilir ki dün Viyapotus sınırlı pozitif kapattı günü. Bugün de vadeli işlemlerde bir toparlanma hareketi gördük. Dolayısıyla bir tepki alımı bugün bekleyebiliriz. Fakat kısa vadede 8000 psikolojik bir seviye, teknik ve psikolojik açıdan önem arz ediyor. 8000'in üzerine atmadığımız sürece temkini elden bırakmamak gerektiğini düşünüyorum ama aşağıda da 7650-7400 gibi kritik destekler var. Ben bir süre piyasanın gelecek bilançolarla da beraber yatay seyredeceğini düşünüyorum aslında. Tarihi zirve 8562 ile aşağıda 7400 arasında bir bant hareketi bir süre görebiliriz. Çünkü gerçekten iyi gelecek bilançolar da var. Biz 3. çeyrekte havacılık, otomotiv, perakende, sigorta, çimento, gıda içecek ve telekom sektörlerinin iyi sonuçlar açıklayabileceğini düşünüyoruz. Ki model portföyü de zaten buna göre biçimlendiriyoruz. Dün özellikle gıda perakendeden bir hisse daha ekledik. Şok marketleri model portföyümüze aldık 101 lira hedef fiyatla. Sadece 3. çeyrekte değil 2024'te de yine ekonomideki olası yavaşlamaya karşı en dirençli olacak sektörlerin başında perakende yine gıda içecek geliyor. O açıdan özellikle hisse bazlı hareketlerde perakende sektörünün takip edilebileceğini düşünüyorum. Yine havacılıktan tarihi sonuçlar görebiliriz. Burada Türk Hava Yolları ve TAV Havalimanları bizim en beğendiklerimiz ki TAV'da zaten Medine operasyonlarındaki hisse satışından kaynaklanan tek seferlik yaklaşık 70 milyon euroluk bir gelir de var. Türk Hava Yolları zaten 3. çeyrekte çok güçlü trafik sonuçları açıklamıştı. Tüm bunları bir arada düşünürsek havacılık hisselerinde de devam eden bu satış baskısı bir yerde bitebilir diye tahmin ediyorum ben. Özellikle Türk Hava Yolları ve TAV bu anlamda ön planda olacak. Borsanın geneli açısından baktığımızda ise şu an cari FK 7.6, 2024 ileri dönük karları açısından baktığımızda ise BIST 100 FK'sı fiyat kazanç oranı 4.7. Tarihsel ortalamamızın altındayız. Bize benzer diğer gelişenlerin çok çok altındayız. O açıdan borsanın uzun vadeli ucuzluk hikayesi devam ediyor. Ama 2024 ileriye dönük artık projeksiyonlar açısından baktığımızda çok daha seçici olunması gereken bir dönemdeyiz. Ve bu tabii jeopolitik endişeler bitmediği sürece de temkini elden bırakmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Bugün bu arada önemli verilerden biri de menkul kıymet istatistikleri. Ona da bakacağız. Çünkü yabancı iştahsızlığı var şu an piyasamızda. Ağustos ve Eylül aylarında yabancı nette satış pozisyonundaydı. Ekim'in ilk haftasında da sattılar. Geçen hafta nasıl bir görünüm var ona bakacağız bugün ama muhtemelen yine eksi çıkacak veri. Yabancı iştahsızlığı var piyasada. Bu da bir baskı unsuru. O açıdan menkul kıymet istatistiklerine de bakacağız. Ve bugün olası gelebilecek tepki hareketlerinde de 8000 geçilmediği sürece hala temkinli gidilmesi gerektiğini düşünüyoruz. ALB Yatırım Araştırma Yönetmeni Uğur Aydın, çok teşekkür ederiz bu değerlendirme için. Biz açılış öncesi neler ekleyebiliriz? Viyop tarafında da çok yatay bir artı gördük az önce.